Bugün birlikte bir sabah rutini yapacağız. Bunu yaparken zihnin iki bölümünü ele alacağız. Bunlardan bir tanesi değişmek isteyen tarafın. Spor yapmak istiyor belki, alışkanlıklarını değiştirmek, kilo vermek, güçlenmek ya da her ne yapmak istiyorsan. Yani özetle o taraf arzuladığın şeyleri daha fazla yapmak istiyor. Diğer tarafta o değiştiremediğin tarafın, her sabah boğuştuğun tarafın ve işin kötüsü hayatının büyük kısmını bu diğer taraf yani otomatik pilot yönetiyor. Yapacağımız şeylerden bir tanesi birincisi o tarafı anlamak, ikincisi de bu otomatik pilotu etkilemenin yollarını geliştirmek. Böylece sen dikkatin kontrolüne geçebilirsin. Yani zihninin dümenine. Duygusal bir farkındalık geliştirebiliriz. Ne hissettiğini ve neyi neden yaptığını anlayabilirsin. Ve aynı zamanda gün içinde bazı küçük ekmek kırıntıları serpiştirebiliriz ki seni onlar istediğin doğrultuda götürmeye devam etsin. Yani nişanını dikkatini belli bir yere çevirdiğinde orada devam edebildiğinden emin olalım. Şimdi şu otomatik pilottan birazcık bahsedelim. Otomatik pilot zihnimizin bir şeyleri öğrendiğinde içselleştiren tarafı. Sen araba sürmeyi öğrendiğinde, bisiklet sürmeyi öğrendiğinde ya da bir beceri geliştirdiğinde bu uzun süreli hafızana atılıyor ve onun sayesinde biz her seferinde tekrar tekrar öğrenmeden işi kolaylaştırıyoruz. Ve hayatımızda zaten çok büyük bir yeri var. Örneğin sabah kalktığında elini yüzünü yıkıyorsun, otomatik olarak dişlerini fırçalıyorsun, üzerini değiştiriyorsun, kıyafeti giyerken çoğu zaman insanlar uyuyorlar hala ama Otomatik pilot bütün işleri yapıyor. Bazıları sabah kalktıktan işe gidene kadar otomatik pilotlar ve ne olup bittiğini bilmiyorlar. Eğer metroda çevrene bakarsan bir sürü insan göreceksin. Ama otomatik pilot bazen de bizi kör noktalarımızdan vuruyor. Bu kısa yollar her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da bazı yerlerde çok zor hale getiriyor. Örneğin alışkanlık değiştirmek istiyorsun ama olmuyor. Sabah belki daha erken kalkmak istiyorsun. Akşam daha rahat yatmak istiyorsun. Ama o tekrarlanan düşünce ve duygular hı, bir yere gitmiyorlar. Zihin neden kısa yollara yaratıyor? Birincisi enerjiyi muhafaza etmek istiyor. İkincisi bu enerjiyi muhafaza etmenin bir yolu olarak en az çaba gerektiren şeyleri yapıyor. Bu yüzden birçok insan örneğin ders çalışacaksa eğer ve diğer tarafta YouTube videosu ya da bir dizi varsa çoğunlukla ikincisini seçiyor. En az çaba gerektiren şey. Ya da eğer bir alışkanlığı değiştiriyorsa örneğin işte sağlıklı beslenmek, gibi. Bu sefer şekerli şeylere erişip zevk almak salata yemekten daha cazip ve kolay görünüyor. Çünkü salata ile aynı hazla ulaşamayacağı için en azından ilk başta o zaman şekerli, yağlı, tuzlu ya da hamurlu bir şey anında duygu durumunu değiştir veriyor. Bu kısa yollardan bir tanesi biz taraflı doğrulama diyoruz. Ne demek bu? Yani zihninde eğer bir şeye yönelik eğilimin varsa, Diyelim ki iki tane yemek ve bir tanesini sen çok seviyorsun. Aslında onu daha fazla yemek istiyorsun ama sağlığın için diğerini yemen lazım. O zaman zihnin buradakiyle ilgili bütün gerekçeleri ortaya çıkarmaya başlıyor. İyi şeyleri hatırlamak istiyor. Ve sen zihninde bununla savaşmak zorundasın şimdi. Tuttuğun takım veya oy verdiğin parti için de bu geçerli. Her baktığında aslında hafızanda çok seçici davranıyorsun. Hatta bakarken bile görmek istediğini görüyorsun aslında. Bunu sabaha uyarlarsak uyandığın zaman zihninde ne varsa sen ona doğru çekiliyorsun aslında. Eğer pazartesi ise çoğu insan için bu Berbat bir hafta demek. Eğer salıysa yine yorgunluk. Ve düşünsene bunu her gün her gün her gün tekrar ediyorsan, zihni başıboş bırakıyorsan bir süre sonra oradaki düşünceler seni yönetmeye başlıyor. Onlar gününün tonunu belirliyor. Ama algımızı şekillendirmek bizim elimizde. Bu hayatın akışını bozmak değil tam tersi. Bir enstrüman çalacağın zaman enstrümanı önce akort ediyorsun. Onu doğru ayarlara getiriyoruz. Düşünceleri temizliyoruz. Eğer arzuladığımız şeyler varsa onları bazı hareketlerle tanımlıyoruz. Ve bulunduğumuz yerden sabahtan akşama doğru ilerlerken bunların farkına varmaya başlıyoruz. Bu otomatik pilotumuz birkaç şeyi kontrol ediyor o zaman. Bunlardan bir tanesi önceliklerimiz. Eğer uyandığında diyelim ki bir önceki günün kabusundan dolayı çok sinirli ve gerginsen, o gün öyle başlıyorsun sen. Şimdi önceliğin o siniri atmaya çalışmak. Belki öğleden sonraya kadar atamayacaksın. Eğer gece yatmadan bir sonraki günle ilgili oldukça kötümsersen belki sabah kalktığında bu negatif düşüncelerle başlıyorsun ve alıp hepsini okula veya toplantına götürüyorsun ve orayı berbat ediyor. O zaman ilk başta hedeflerle başla. Yani hayatında en fazla yapmak, ulaşmak, erişmek, gerçekleştirmek istediğin şeyler. Hedeflerden bahsederken aslında bunu nişan almak gibi düşün. Yani dikkatini belli bir yöne çeviriyorsun, tanımlanmış bir yere. Orada büyük hedefler var, küçük hedefler var ve hepsi bir arada işliyorlar. Ve gün boyunca oluşturacağımız ipuçları da seni o hedeflere yavaş yavaş yanaştırıyor. Mesela diyelim ki yazar olmak istiyorsun ya da sanatçı olmak istiyorsun, resim yapmak istiyorsun şiir yazmak istiyorsun ve bu senin büyük hedefin. Ve yazar olmanın bir parçası daha fazla okumak demek. O zaman okumak için zaman ayırıyorsun, listene ona ekliyorsun sabah. Ve belki eğer o gün çok okuyamayacaksan bir şeyler yazmak ya da yazdığın şeylerin üstünden gitmek. Ama bunun aslında yan hedefleri de var. Mesela eğer sen yazar olmak istiyorsan ve bütün gün oturuyorsan büyük ihtimalle belin, boynun başka yerlerin ağrıyor. O zaman 15 dakika 20 dakikalık bir egzersiz koyuyorsun. Daha fazla su içmek istiyorsun. Eğer çok kafein kullanıyorsan şimdi bunları azaltıyorsun. Bunlar senin için bir çerçeve oluşturuyor. Tıpkı bir dürbünden bakmak gibi. Ve bu dürbünden her baktığında yazar olmakla ilgili hedefler ve onların alt hedeflerini görüyorsun. Bu sadece yazı yazmakla ilgili değil yani. Hedefleri bir kere tanımladıktan sonra onlar için bazı nedenlere ihtiyacımız var. Çünkü biz bir şeye anlam vermediğimiz zaman o sadece mekanik oluyor. Motivasyon demek hareket demek. Ve bizim hareket için çoğu zaman anlama ihtiyacımız var. Bu anlam senin o hedefleri neden arzuladığınla ilgili. Eğer hiçbir şey bulamıyorsan daha büyük bir anlam var. Mesela diyelim ki bir öğrencisin ve sayısal dersleri sevmiyorsun. Ya da sözel dersler hangisi olursa. Ve her başına oturduğunda zihnin kaçmak istiyor. YouTube'a girmek istiyorsun, dizi izlemek istiyorsun, ertelemek istiyorsun, atıştırmak istiyorsun. Ama biliyorsun ki günün sonunda bir şekilde yapmak zorundasın onu. Ve eğer o derslere bayılmıyorsan o zaman daha yüksek bir amaç, daha yüksek bir anlam sana hizmet edebilir. O dersler seni nereye götürecek örneğin? Bu dersler beni mühendis Fakültesine, Tıp Fakültesine istediğim siyasi bilgilere götüren merdivenin basamaklarını oluşturacak. Aynı zamanda burada bazı beceriler geliştireceğim. Bunlar disiplin. Yani bazı zamanlar hoşlandığım şeyleri yapabiliyorum. Ama şimdi hoşlanmadığım şeylere de başarma becerisi geliştiriyorum. Ve her gün bunu yapabiliyorsam o zaman birçok şeyle başa çıkabiliyor olacağım. Eğer o da değilse daha yüksek bir hedef. Ben bunları yaptığım zaman elimde bir mesleğim olacak. Ve o zaman bir gelir elde etmeye başlayacağım. O da değilse daha yüksek bir hedef. Ta ki o akordu yapana kadar. Ve bunun için birazcık zaman ayırırsan bence 5 dakika seni harekete geçirecek bir şeyler bulabilirsin. Şimdi hedeflerin var, anlamların var veya anlamın var, onlara yüklediğin bir şey. Ama gün içinde bunların hepsini kafanda taşımak istemiyorsun. Belki bir aplikasyon veya defterine yazabilirsin benim gibi. Yapabileceğin şeylerden bir tanesi onların altına hatırlatıcı bir ifade veya anahtar kelime yazmak. Hepsini özetleyen, eğer yazmakla ilgiliyse örneğin belki sevdiğin bir yazarın sözü olur ya da seni motive eden bir söz olabilir. Ders çalışmakla ilgiliyse çok azimli birisinin bir sözü olabilir ya da sen yazabilirsin tıpkı bir slogan gibi. Eski Roma'da örneğin Memento Mori gibi ifadeler kullanılıyordu. Yani ölümlü olduğunu hatırla. Bu her günü daha iyi yaşamaları için teşvik edici bir ifadeydi. Ve bence en keyifli ve en önemli parçaya geldik. Hedeflerini belirledin, onlara birer anlam verdin ve şimdi sırada hayal etmek var. Neden? Çünkü zihninin otomatik tarafı bir sürü görüntüyü döndürüyor. Zihnimizin ana dili görüntü. Hayallerin görüntü, anıların görüntü, hoşlanmadığın kaygılar bile zihninde bir sürü sahne oluşturuyor. Ancak o tarafa bir türlü müdahale edemiyoruz. Yani herkes orayı düşünerek çözmeye çalışıyor. Pek mümkün değil. Hedefleri yerleştirdiğinde ve anlamlarını okuduktan sonra gözlerini kapat kapat ve o hedefleri gerçekleştirirken o gün için kendini hayal etmeye başla. Diyelim ki yeni bir dil öğreniyorsun, senin hedefin bu ve günde 10 tane ya da 15 tane kelime öğreneceksin. Gözünü kapat sabah rutinini yaparken ve gün içinde o zamana ayırdığın aralığı hayal et. O 15 tane kelimeyi öğrenirken. Bu aynı zamanda zihnine bir ileri bildirim gönderiyor. Yani sen o ana geldiğin zaman zihinde diyor ki, abi sabah hayal etmiştik, şimdi kelimeleri gözden geçirme zamanı. Hadi bunu yapalım. Ve bunu yaptıktan sonra bir geri bildirim alıyorsun bu sefer. Vay canına iyi iş çıkardım. Sabah hayal etmiştim. Şimdi yaptım. Neden olmasın? Demek ki ben yapabiliyorum bu işi. Sadece birkaç dakika. Bütün bunlar tıpkı bir enstrümanı akord etmek gibi. Sabahtan gününün tonunu belirleyecek. Senin olay ve durumları nasıl ele aldığını ortaya koyacak. Ve neden olmasın? Akşam eve geldiğinde daha iyi hissederek yapıyorsan bir sonraki devam et lütfen. Eğer videoyu beğendiysen kanala abone ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.